Ordu şehir içi trafik karmaşasının ne kısa ve orta vadeli ne de uzun vadeli bir çözüm planı yok. Herkes çevre yolu yapılınca sorun bitecek havasında. Oysa durum hiç de öyle değil. ...20.000 civarındaki aracın her gün şehir içinde konaklamasına çevre yolunun ne kadar çözüm getireceği tartışılsa da her gün şehir içi trafiği içinden çıkılmaz hale geliyor. Ne otopark yeterli, ne var olan otoparkları kullanıyoruz, ne de herhangi bir denetim var. Sabahtan kalkan her yeri işgal ediyor, hem de hiçbir kuralı gözetmeden, kendi kuralını uygulayarak. Tam bir dağ kanunlarının geçerli olduğu trafik düzensizliği. Kent yöneticileri ise şehir içinden çok haberdar değil. Çünkü onların geçtiği güzergahlarda özel önlemler alındığı için sorunu ordular kadar hissederek yaşamıyor. Örneklerde görülen sorunun çevre yoluna ihale etmenin anlaşılır bir tarafı yok. Bu tamamen kuralsızlığın, denetimsizliğin, insana verilen değerin bir yansıması. Yapılan kaldırımların insana değil de araçlara hizmet etmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışının iz düşümleri. Bu karmaşayı çözemeyen ordu, kültür ve sanat kenti olmaya talip. Güldürmeyin insanı.